İnşallah. Allah büyük selam Allah. İnşallah iktidara yönelik inşallah. Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Teşkilatı adaylarıyla birlikte resmen seçim çalışmasını başlattı. Belediye meydanında toplanan Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatı adayları Şükrü Güles, Kader Garipoğlu ve Mihriban Yerlikaya ile birlikte esnafı ziyaret etti. Yerlikaya abi. Merhaba. Şükrü Güles. Bolu Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarının 7 Haziran seçimlerine hazır olduğunu söyleyen İl Başkanı Mehmet Aydın, bu seçimlerde hırsızlar kaybedecek, halk kazanacak dedi. Ülkeyi satanlar kaybedecek, bu ülke için çalışanlar kazanacak, işçiler kazanacak, memurlar kazanacak, çiftçiler kazanacak. Kısacası bu sefer millet kazanacak diyoruz. Biz Bolu halkına, tüm adaylarımıza desteklerini istiyoruz Bolu halkımızdan. Biz bu sefer Milliyetçi Hareket Partisi olarak daha il başkanı olduğum zaman da söylemiştim. Biz kadınlarımızla kazanacağız, bayanlarımızla kazanacağız. Milliyetçi Hareket Partisi Bolu 1. sıra milletvekili adayı Şükrü Güles'i halkın teveccühünün büyük olduğunu söyleyerek bize propaganda anlamında söyleyecek söz bile bırakmadılar diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi arkasına almış olduğu milletinin rüzgarıyla iktidar hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Bu Bolu'da da böyledir. Gezmiş olduğumuz yerlerde halkımızın teveccühü açık beyan ortadadır. Propaganda anlamında bize bile söz bırakmamaktadır halkımız. Zaten mevcut siyasi iktidardan olan şikayetlerini, sıkıntılarını gündeme getirmekte. Partinin 2. sıra milletvekili adayı Kader Garipoğlu resmen başlayan seçim çalışmalarında vatandaşla tanışacaklarını söyleyerek seçim beyannamelerinin neden diğer partilerden sonra açıklanacağını şöyle ifade etti. Daha önceden genel başkanımız her zaman önce açıklıyordu beyannamemizi. Ama bu AK Parti tarafından, CHP tarafından sürekli bu kullanılıyordu. Hani hırsızlıyorlardı tabiri caizse. Devlet Genel Başkanımız da biz sonra açıklayalım. Herkes bir eteğindeki taşı döksün. Ne vaat ediyorlar, ne yapıyorlar bir görelim. Biz de beyannamemizi 3 Mayıs'ta açıklayacağız dedi. Garipoğlu ayrıca Başbakan Davutoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na hesabı, Bahçeli'ye milliyetçiliği, Demirtaş'a da barışı öğreteceğiz sözlerini de eleştirdi. Ey Sayın Davutoğlu! 8 tane askeri Ağrı'da bıraktığın zaman HDP'ye taşıttırırken, helikopter yukarıdan ateş açarken aklın neredeydi? Sen kimsin Davutoğlu? Milliyetçiliği öğretmek sizin gibilere kalmadı. Biz doğuştan milliyetçiliği, sizler sonradan mı milliyetçi oldunuz? Milliyetçilik duygularınız sonradan mı kabardı? Milliyetçi Hareket Partisi 3. sıra milletvekili adayı Mihriban Yerlikaya da heyecanlı olduğunu söyledi ve şöyle devam etti. Tabii çok heyecanlıyım. Ben de ilk tane daha önce teşkilatla bir alakam olmadığı için daha yeni giriyorum siyasete. Tabii benim için bir deneyim oldu. Heyecanlıyım tabii ki. Peki efendim neler yapacaksınız bu 40 gün içerisinde? Yetişebilecek misiniz Bolu'nun her köşesine? Ya çok zor tabii de toplu olarak toplu olarak gezeceğiz. Ev ev gezmemiz mümkün değil ama inşallah elimizden gelen her şeyi yapacağız. Milliyetçi Hareket Partisi Bolu teşkilatları ve milletvekili adayları daha sonra belediye önünden başlayıp cadde boyunca valiye kadar esnafı ziyaret etti. Cadde üzerinde bulunan vatandaşla da konuşan adaylar seçimde kendilerine destek istedi.